nasıl yapıyor, varsa eksikleri nelerdir, yapılması gerekenler nelerdir? Emekli Albay Sayın İhsan Sefa'ya soralım dedik. Sayın Sefa, kırmadılar bizi, teşekkür ediyoruz. Komutanım, günlerdir gündemde bu havadan söndürme konusu ve günlerdir herkes her aklına geleni söylüyor. Nedir, nasıl yapılmalıdır, Türkiye'nin durumu nedir havadan söndürme konusunda, eksiğimiz var mıdır, fazlamız var mıdır, neler yapılması gerektiğini lütfen anlatır mısınız bize, izleyicilerimizi aydınlatır mısınız? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle bugün inşallah güzel haberler alırız. Bizim için güzel bir gün olur. Bu yangınlardan bugün inşallah kurtuluruz. Bu dileklerle başlayalım yayına. Buyurun. Efendim, yangın söndürmede dünyada binden iki araç var. Helikopter ve uçaklar. Esasında yangını müdahalede uçaklar daha çok ağırlıklı olarak dünyada kullanılır. Helikopterler ise yardımcı olarak diyelim daha çok kullanılır. Çünkü ikisi arasında şöyle bir büyük fark var. Yangın uçakları suyu aldığı zaman denizden, göletten vesaire neyse onun içine bir katı kimyasallar ekliyorlar. Kendi bünyesinde hazır deposundan ekliyor. Ve bu kimyasallar böyle suyu attığı zaman su buharlaşmadan doğrudan yangının üzerine iniyor ve söndürüyor. Helikopterler ise böyle imkanı yok. Kaldı ki başlangıçtaki yangınlarda, yangının ilk başladığında helikopter daha etkili tabii ki. Yangın hemen başlamış, helikopter hemen sepetini dolduruyor, getiriyor, boşaltıyor. Vadilerde uçağın giremesi zor olan yerlerde helikopter tabii ki etkili. Ama yangın büyüdüğü andan itibaren helikopterin etkinliği azalıyor. Çünkü helikopterin yukarıdan bıraktığı su, o ormanın yanmasıyla oluşan 1000 derece yakın ısı da buharlaşıyor. Pek bir etki yapmıyor. Yine başka bir etki iddialar da var. Helikopterin hareketli kanatları, döner kanatları bir yerde üfleme yapıyor. Özellikle çam ormanlarının olduğu bölgelerde yangını daha da artırma riski var, söylentileri var. Türkiye'nin durumuna gelince, geçmiş yıllara Türkiye yangın söndürmesi ağırlık olarak Türk Hava Kurumu'na verilmişti. Hava Kurumu'nda uçaklarımız vardı. Bunlar MD-8, M-18 droner ve 11 adetti. Halen de var. Ayrıca 2019 yılından CL-215 bombardiyer. Tabii Türk Hava Kurumu'na bunlar hep ihalele verildiği için, Türk Hava Kurumu ihale aldığı için bu uçaklara yangınlara müdahale ediliyor, helikopterlere müdahale ediyordu. Ancak ilerleyen zamanda son 3 yıldır Türk Hava Kurumu'na ihaleler verilmedi. Ve dolayısıyla yangın söndürmede işte şirketlere verildi. Onlar da bir yerden uçak kiraladılar, bir yerden helikopter kiraladılar. Zaten bu sene ben baktığımda 3 tane uçak kiralamışlar. İşte 45 tane helikopterle yangına müdahaleye başlamışlar, anlaşma yapmışlar. Şimdi kiralan uçaklar 10 ton üzeri taşıyan uçaklar. Bu 10 ton üzeri su taşıyan uçaklar nispeten büyük cesamet uçaklar. Ve vadilere girip böyle harekat yapması zor bir uçaklar. Halbuki Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklar işte 4.800-5.000 ton kadar su alabilen, daha küçük cesametli taksi gibi her yere girip çıkabilen uçaklardı. Tabii bu uçaklar şimdi kullanılmaz olunca Türk Hava Kurumu bu pilotlarını da dağıttı. Maaşını verilmiyor. Bakım ekibini dağıttı. Uçaklar hangarda bekler hale geldi. Yapılması gereken şudur. Bakın yangınlar, orman yangınları artık bir savaştır. Türkiye'ye karşı açılan bir savaştır bu. Bu savaşı Amerika PKK eliyle yapmaktadır. Bu savaşa karşı bizim sırayı belirlememiz lazım. Biz kara kuvvetlerimizi, kara ordumuzu korumak için, yani Türkiye'yi sınırları korumak için ihale veriyor muyuz? Ya da hava sahamızı korumak için birilerine ihale veriyor muyuz? Vatan toprağı, vatan korunması ihaleyle olmaz. Ormanlarımız da bir vatan toprağıdır. Bunu ihaleyle, şirketlere verilmez bu. Bu yanlıştan derhal dönülmeli. Ve Türk Hava Kurumu güçlendirilmedi. Atatürk'ün 1925'te kurmuş olduğu Türk Hava Kurumu, 25'te kurulduğunda Türk Tayyar Cemiyeti'ydi. 35'te Türk Hava Kurumu adını aldı. Ve Büyük Önder daha o zamandan büyük öngörüsüyle Türk Hava Kurumu'nun gelir kaynaklarını belirlemiş. Tütün vergisi vesaire vesaire gibi 20'ye yakın gelir kaynağı olan Türk Hava Kurumu zaman içerisinde bu gelir kaynaklarından teker teker yok edildi. En sonunda 2013 yılında kurban derisi toplaması denilen alındı. Türk Hava Kurumu gelir kaynağı yoksul olarak borçlandırıldı.
kapısına kilit vurma haline getirildi ve bugün de başına bir tane havacılıkla hiç alakası olmayan bir kayyum atandı. Bu yanlışlardan derhal dönülmesi lazım. Türk Hava Kurumu'nun güçlendirilmesi lazım. Gerekse milli bütçeden pay ayrılması lazım. Türkiye'nin devlete bağlı, devlet kontrolünde milli bir yangın söndürme filosu olması lazım. Bu filo uçaklarla ve helikopterle desteklemesi lazım. Acilen alınması gereken önlemler şu. Hemen derhal seferberlik ilan edildi. Türk Hava Kurumu'nun özellikle C-215 uçak pilotları dışarıda başka özel sektöre görev yapıyor, uçuyorlar vesaire. Derhal orayı bırakıp hava kurumu dönmeli bunlar. Bakım ekibi derhal geri çağrılmalı ve acilen ki tanırım 3-5 gün içinde en az 3-4 uçak faal edilebilir. Ve bu uçaklar derhal faal edilerek yangına müdahalelere başlanılmalı. Ve ikinci olarak yine acilen yetmiyorsa şu anda ki yetmiyor da çevre ülkeden, Bulabilmece'den uçak kiralamalıyız, yangın uçağı kiralamalıyız. Bir şey sorabilir miyim izninizle? Bakın şimdi Türkiye'nin yangınlarla ilgili belirli planları vardı şimdiye kadar. Ama yangınlarla ilgili planları vardı. Neydi? Senede ortalama şu kadar yangın çıkar. Şunlarla müdahale ederiz. Büyümeden hallederiz falan gibi. Yalnız bu yılki yangınları yangın olarak kabul etmek zor. Siz kendiniz söylediğiniz bir savaş biçimi. Amerika'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü yeni bir savaş biçimi. Şimdi tamam siyasi iktidarın hataları vardır, şu vardır, bu vardır ama bu yeni savaş biçimine göre, orman yangınları olur, bu başka şeyler olur. Bu yeni savaş biçimine göre yeni bir örgütlenme modeli gerekmiyor mu? Gerekirse Türk Hava Kurumu'nun da Orman Genel Müdürlüğü'nün de yeni bir örgütlenme yapısına geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ben aynen katılıyorum. Yani yeni bir strateji belirleme, yeni bir örgütlenme zorundayız. Bunlar ihaleyle olmaz. Vatan toprağı ihaleyle savunulamaz. Vatan toprağı milli güçlerle savunulur. İşte yeni bir örgütlenme bunu da altyapısıyla, geçmişlik tecrübesiyle Türk Hava Kurumu bu örgütlenmenin içinde olmalıdır. Ha illa de iktidar Türk Hava Kurumu'na bu işi vermeyeceğim diyorsa o zaman Orman Bakanlığı bünyesinde ya da Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde mutlaka havadan yangın müdahale filosu oluşturmalıdır. Bu artık yeni bir savaştır. Bu yeni savaşa göre yeni bir tehditlenme zorunlu hale gelmiştir. Ben dünyada başka bir ülke zannetmiyorum. Yangın müdahalesini özel sektöre versin de ihalesini de bilmiyorsun da böyle bir ülke ben hatırlamıyorum. Varsa da hatırlasınlar bilemiyorum. Bu konuda iktidarın çok büyük yanlış olmuştur. Çok büyük hatası olmuştur. Buradan derhal geri dönülmelidir. Evet. Peki efendim ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Bu kadar ben maddeciklerim. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Ben bu orman yangınlarının yeni bir savaş biçimi olarak orman yangınlarının kullanılmasına karşı daha köklü bir çözüm gerektiği düşüncesindeyim. O soruda bir kez daha ısrar edeceğim kusura bakmazsanız. Buyurun. Biz ve dünyadaki bütün ülkeler yangınlara karşı örgütlendik hep. Şimdi karşımızdaki şey yangın değil, savaş. Orman yangınları kullanılarak yürütülen bir savaş. Buna karşı artık nasıl olur? Bambaşka bir örgütlenme gerekmiyor mu sizce de? Yani Türk Hava Kurumu da küçük kalır bunun yanında, başka şeyler de küçük kalır. Sayın Komutanım. Bakın PKK ile mücadele ilk başladığında Turgut Özal ne dedi? 3-5 çapulcu dedi. Daha sonra ihmaller oldu, şunlar bunlar oldu, açılım dönemi oldu. Terör gelip karakolu vurduğunda onlarla mücadele ettik. Ama son dönemde ne yapıyoruz? Stratejiyi değiştirdik, örgütlenmeyi değiştirdik. Terörü gördüğümüz yerde vuruyoruz artık. Gidiyoruz, eninde buluyoruz. Yani hem strateji değişti hem örgütlenme değişti teröre karşı. Bu orman meselesinde de benzeri bir şeyi dile getirmeye çalışıyorum. Bu konuda sizi bir şeyler anlatmaya kusura bakmayın zorluyorum. Ben tabii özet geçmeye çalıştım. Teknik ayrıntılara girmek istemedim. Çok haklısınız. Yeni bir örgütlenme. Türk Hava Kurumu burada hafif kalamaz. Türk Hava Kurumu gerekirse milli bütçeden pay ayırır. Bir şekilde Türk Hava Kurumu'nun altyapısı ve tecrübesi kullanılmalıdır. Bu tabii ayrıntılara girmek istemedim ama ne olur. İşte iki ayrı bölge oluşturulur Batı bölgesinde. Merkezi Ankara'da olan bir kontrol merkeziyle.
İHA'lar kullanılarak 7-24 saat geri geldi helikopterle kullanarak 7-24 saat ormanlarda nöbet tutulur. Yani orman kuleleri var nöbet tutan vesaire ama bunlara ilaveten İHA'larla özellikle havadan sürekli ormanlar kontrol edilir. Halkımız, köylümüz daha çok bilinçlendirilir özellikle sabotaja karşı. Artık bu yeni bir savaştır. Yeni bir savaşa gelirse yeni bir strateji geliştirmek zorundayız. Bunun tabii ayrıntılarını bu işin teknik uzmanları daha iyi bilirler. Ama mutlaka yapılması gereken bir şey sizin de buyurduğunuz gibi yeni bir strateji geliştirmek zorundayız. Bunun da temel yapısını ben Türk Hava Kurumu ile başlamasını düşünüyorum ama iktidar hayır ben böyle yapacağım, şöyle yapacağım derse ama mutlaka bir strateji yapsın ki Orman Genel Müdürü bünyesinde bir orman yangın söndürme hava teşkilatı kurabilir. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bu görev verilebilir. Onun bünyesinde oluşturabilir. Ama olması lazım mutlaka bir yangın söndürme, havadan yangın söndürme filo ve filo grupları olması lazım. Ben bunu arz etmek istiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim komutanım. Katkıda bulundunuz, aydınlattınız. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. Sağ olun efendim.